Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde PHP ve Ajax ile çoklu resim yükleme işlemini yapacağız arkadaşlar. Ben vakit kaybetmemek için kütüphanelerimi sayfama dahil ettim. Burada jQuery ve Bootstrap kütüphanem var arkadaşlar. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle her zamanki gibi bir container div oluşturuyorum. Yani kapsayıcı bir div oluyor. Burada bir tane formumuz olacak. Metodumuz post ve çoklu resim yükleyebilmek için enctype multipart data şeklinde yazıyorum. Bunun içine bir tane input oluşturuyorum. Tipi file, name'i de resim olsun. Çoklu resim yüklemek için burada HTML5 ile gelen bir özellik var, multiple. Bunu seçince birden fazla resim seçebiliyoruz. Burada bir de upcap özelliği var. Bu özellikle hangi resim formatlarını girmek istiyoruz, burada ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada nokta jpg diyorum, virgül bırakarak nokta png ve nokta gif şeklinde yazıyorum. Yani bu formatları destekleyeceğimi söylüyorum. Burada da bir br atıyorum. Bir tane buton oluşturalım. Resim yükle olsun. Tipi submit olacak ve class'ımız olsun bir de btn info. Burada bir de id'miz olacak arkadaşlar. Bu id'nin ismi de çoklu resim olsun. Bu ID'yi JavaScript tarafında çekeceğiz. Burada da bir tane ID koyalım. Bunun ismi de resim olsun. Şimdi hemen script kodlarımızı açıyorum. Burada diyorum ki documents.ready, sayfam hazır olduğunda burası çalışsın diyorum. Function. Burası çalışacak arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle benim formumu seçmem lazım. Burada ID'yi atamıştık. Burada diyeceğim ki çoklu resim ID'im 10 on submit, yani submit olduğunda burası çalışsın diyorum. Function. Yani formum submit olduğunda bu kısım çalışacak arkadaşlar. Hemen bakabiliriz. Sayfayı yeniliyorum. Şu an bu şekilde. Şurada iki tane br atalım. Evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Burada ne yapacağız? Şimdi öncelikle bir tane isim diye bir değişken oluşturuyorum. Ve benim input'umun içindeki ID'yi seçiyorum. ID val metodumuzla içindeki değeri alıyorum. Alert ile bakabiliriz. Sayfayı yeniliyorum. Şimdi bir tane resim seçeyim arkadaşlar. Tabii bir tane resim seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi undefined değeri veriyor. Niye böyle bir değer veriyor? Çünkü bu ID değil, resim olacak arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Gördüğünüz gibi resmimizin uzantısını alabiliyoruz. Burada yapmamız gereken şu. Yani bunu ne için yaptım? Kontrol yapmak için. Eğer boşsa, bir değer girilmemişse burası çalışsın. Girilmişse de else kısmı çalışacak. Burada da diyeceğim ki bir resim seçin diyeceğim. Tabii bu sırada sayfa yenilenecek. Sayfanın yenilenmesini engellemek için return false diyerek yenilenmeyi durduruyorum. Yani adam buradan resime bastığı zaman gördüğünüz gibi sayfa şu anda yenileniyor. Bir hatamız var demek ki. Val dedik ama şöyle bir daha yapalım.
Evet, burada bir hata var gibi gözüküyor. Return false dedik. Bir resim seç dedik. F12 ile bakalım. Gerçi bu JavaScript bize hata mata göstermiyor ya. Böyle bir dandikliği var. Şimdi burada bizim ne hatamız olabilir ki? Return false. Tabii burada şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun içinde bir tane buraya parametre düşüyor. E prevent default diyeceğim. Prevent default. Bakalım. Abi benim şimdi resim boşsa burayı göster. Tamam, boş olmadığı için arkadaşlar şimdi kafa karıştı. Şimdi boş değilse gördüğünüz gibi bir resim seç diyor. Bu prevent default'ı da JavaScript derslerinde anlatmadık. Bir sonraki JavaScript dersinde bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Ajax'ımızı başlatacağız arkadaşlar. Ajax diyorum. URL. Şimdi burayı ne diyeceğim? Yükle.php'ye göndereceğim. Datamız ne olacak? New form data. Yani bir resim yüklemek için bu şekilde göndermemiz gerekiyor form data şeklinde. Hangi form? Form data diyorsun da hangi form? This diyerek bu form diyorum. Yani burada bunu seçmiştik zaten. Bu formun ID'sini seçmiştik. Bunun içinde de kullandığım için burada this diyerek bu formu belirtmiş oluyorum. Burada tipimiz bu niye böyle gözüktü şimdi? Tipimiz post olacak. Tabii burada noktalı virgül değil, virgül olacak arkadaşlar. Burada process bu nasıl yazılıyor ya? Process data. Buraları false yapıyoruz. Yani resim yüklemek için bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Judge'e false diyorum. Ve content tipi false olarak ayarlıyoruz. Burada da success function diyerek sonucumuzu ekrana bastıracağız. Sonucumuzu buraya içine bir değer düşüyor. Alert'le ekrana bastıralım sonucumuzu. Şimdi yükle.php'ye bu verileri bize gönderecek arkadaşlar. Ama tabii ki toplu olarak alacağız bu verileri. Şimdi hemen yükle.php'yi oluşturalım. yükle.php. PHP kodlarımı açıyorum. Burada öncelikle verim geliyor mu ona bir bakacağız arkadaşlar. Birden fazla veri olduğu için tabii biz bu birden fazla veriyi de ayarlamadık. Şimdi arkadaşlar burada birden fazla veri göndermek için burada parantez içine koyuyoruz. Yani bir dizi olmuş oluyor. Ney mi? Bir dizi olarak gönderiyoruz. Burada da almak için alamayız. Ama komutla saydırarak bakabiliriz. Dolar alt çizgi files resim alıyorum. Yani buradaki resimi biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki input'un name'in ismi. Ve bu dosya göndermenin ikinci bir değeri oluyor. TMP name diyelim. Yani geçici konumu. Burada kaç tane seçersek bize saydırması lazım. 3 tane seçtim. Gördüğünüz gibi direkt çıkıyor zaten. Otomatik geliyor galiba. Evet, gördüğünüz gibi 3 dosya olarak gösteriyor. Bakın 3 dosya. Şimdi o zaman ben burada bir kontrol yapabilirim. Derim ki if derim count ile files resim tmp name diyorum. Eğer büyükse sıfırdan, yani resim varsa burayı göstersin. Burada da tabii birden fazla veriyi arkadaşlar
döngü olmadan listeleyemiyoruz bildiğiniz gibi. Her zaman bu böyledir yani. Değişmez hiçbir zaman. İ küçükse count diyorum. Burada kaç tane varsa bize o değerimizi bulacak. Resmin değerimizi. TMP name. Yani burada sayacak. Ona gelene kadar, yani bu sayıya gelene kadar i'yi bir arttır diyorum. Burada da ne yapıyoruz? Uzantı. Uzantımızı alalım. Subsetr fonksiyonumuz içinden geçirelim. Dolar alt çizgi files. Resmimizin ismini alıyoruz. Resmimizin ismini neyle alıyoruz? Name ile alıyoruz. Ve burada diyorum ki sondan eksi 4'ten 4'ü 4 tanesini bana bul. Eksi 4'ten başla, 4 tanesini bana ver diyorum. Yani bu son resmimizin uzantısını alıyor arkadaşlar. Şöyle uzantı diyerek ekrana bastırdığımız zaman şunu iyi yapalım ki elim alışmış o yüzden. Şimdi hemen bakalım. Pardon arkadaşlar. Şimdi şu an bir hata var. Burada gösteriyor zaten arkadaşlar. Buraya çok dikkatli bakarsanız bakın 12. satırda bir hata olduğunu söylüyor. 12. satırda tabii bunu biz dizi olarak alıyoruz. Burada bir parantez daha koyuyorum ve i'inci değer diyorum. Dizinin kaç tane resim varsa, kaçıncı resim varsa onu bize bulacak. Şimdi evet, gördüğünüz gibi PNG uzantısını bu şekilde almış oluyoruz. Bu uzantıyı aldığımıza göre burada bu resmin ismini kendimiz ayarlayacağız. Buraya ne yazalım? Adı diyelim. Unique ID ile rastgele bir resim ismi belirtiyorum. Çünkü aynı isimden olursa üzerine yazılacaktır. O yüzden zaten eski derslerimi izleyenler bunları bilecektir arkadaşlar. Ve burada yol diyorum. Dosyanın yolunu ayarlıyoruz. Resim diye bir klasörün içine bu şekilde adı şeklinde yüklesin. Tabii bunların diğer kontrollerini siz yapın arkadaşlar. Zaten burada bir kontrolünü basit bir şekilde yaptık. Yani resim formatında olmasını burada söyledik. Şimdi bunları yükleyebilmek için move uploaded file fonksiyonunu kullanıyoruz. Bunun için de öncelikle resmin hangi konumda olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani ben bu resmi seçtiğim zaman nereden seçiyorum? Masa üstündeki resimler kısmından seçiyorum. Bu şu anda resimler kısmının içinde. Bu konumu bulmak için burada TMP name, yani geçici konumunu buluyoruz. Yani bulunduğu konum ve buradan diyorum ki yola taşı diyorum bunu. Bu şekilde taşımış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Şurayı bir kapatalım. Ya şurayı biraz büyütelim, biraz göremiyorsunuz galiba. Şöyle 3 tane yüklüyorum. Evet, bir hatamız var. Nerede? Evet, tabi burada hata olması normal çünkü bu bir dizi olarak geliyor arkadaşlar. Bunun içinde gene i'inci değer diye yazıyorum. Şimdi bu arada bunu böyle 3 tane seçmeyi multiple özelliğimiz yapıyor arkadaşlar. Normalde böyle 3 tane birden seçemiyoruz. Gönder diyorum. 16. satırda bir hata var diyor. MP name yol dedik. Neden hata var? Çünkü burada bir resim klasörü oluşturmadık arkadaşlar. Resim klasörü oluşturacağım. Yani burada resim klasörü diye bir yol verdim. Onun içine yüklesin dedim. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Tekrar seçiyorum. Gördüğünüz gibi resmimiz gitti arkadaşlar. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi uzantıları da değişmiş olarak resmimiz bu şekilde geldi. Şimdi
Yani resim yükleme kısaca bu şekilde. Ama burada bir is uploaded file ile galiba bunu kontrol ediyorduk. Neyse, o kısımları atlıyorum. Şimdi burada veri tabanına nasıl kaydedebiliriz bunu? Onu da hemen göstereyim. Zaten çok basit. Öncelikle ben burada config dosyamı ayarladım arkadaşlar. Yani veri tabanı bağlantısını yaptım. Buradan hemen çağıralım onu. Require ile. Bu nasıl yazılıyordu? Require ile config.php diyorum. Ve burada hemen veri tabanımıza bağlanalım. Query diyorum. Eşittir. $db query prepare diyelim. Prepare. Insert into üyeler set resim eşittir. Resim diye bir isim atıyorum. Bu üyeler tablomuz veri tabanında arkadaşlar daha önceki derslerde oluşturmuş olduğumuz veri tabanıdır. Aynısı yani. Burada test adında bir veri tabanım var. İçinde üyeler diye bir tablom var. Gördüğünüz gibi resim diye bir alanım var. Bunları silelim. Bunu da almak için query eşittir execute ile diyorum ki resim değerimizi, yani burada resimi bir isme atadım, resim diye bir isme, resim değerimizin değeri burada yol olacak, yani yolunu yükleyecek veri tabanına. Bunu da kontrol ettirmek istersek query row count ile bunu kontrol ettirebiliyoruz. Ne diyelim burada? Okey diyelim. Yani ekrana bir yazı gösterdim. Tabii bu döngünün içinde olduğu için ne kadar resmin varsa o kadar tekrar edecektir. Döngünün dışında yapıyorum ben bunu. Eğer bir resim varsa burası gözüksün. Else yoksa da burası gözüksün. Burada echo diyorum. Resimler başarıyla yüklendi desin. Burada da echo resim yüklenirken bir sorun oluştu şeklinde yazsın. Bu şekilde arkadaşlar, hemen bir bakalım. Şimdi bunların hepsini seçiyorum ve yüklüyorum. Gördüğünüz gibi resimler başarıyla yüklendi dedi. Ve buraya baktığımız zaman bütün resimlerin geldiğini görebiliyoruz. Ve veri tabanımızda gördüğünüz gibi uzantılarla birlikte, tam uzantısıyla birlikte eklendiğini görebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer bunları ekranda aynı şekilde listelemek, yani dinamik olarak listelemek isterseniz onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Document ready. Burada şöyle bir fonksiyon oluşturuyorum. Function resim yükle diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Yani resim yükle değil de göster olsun. Burada da Ajax'ın başlatıyorum. URL diyelim. Bu da göster.php'ye gitsin. Success function. Burada bir tane şey oluşturalım. Sonuç diye bir div oluşturalım. Bunun içinde gözüksün resimler. Burada da diyorum ki sonuç divimizi seçiyorum ve HTML ile öbür taraftan gelen veri bunun içine düşüyor. Burada da yazdırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dinamik olarak yazdırsın diyorum. Burada da bu fonksiyon çalışmadan tabii ki çalıştırılmaz. O yüzden burada resim göster fonksiyonumuzu burada başlatıyoruz.
ve bu işlem her resim yükleme işlemi gerçekleştiğinde burada resim göster fonksiyonumuzda çalışsın. Yani yeni resimler geldiğinde dinamik olarak burada çalışıp göstersin arkadaşlar. Şimdi hemen göster.php'yi ayarlayalım. Göster.php. Burada PHP kodlarımızı açıyoruz. Hemen require ile jawpick.php'mizi sayfamıza dahil ediyoruz. Burada query diyorum. $db query diyerek select yıldız from üyeler tablosuna bağlanıyorum. Burada da şunu yapıyorum. Çıktı diye bir değişken oluşturuyorum ve bunu div klasını row yapıyorum. Bootstrap'ın row diye bir klası var arkadaşlar. Bunun içinde de şurada for each ile bunu listeliyorum hızlı bir şekilde. $query s $row diyerek listeleyeceğiz. Burada da çıktığımızı aynı şekilde yapıştırıyorum. Yani devam ettiriyorum. Nokta eşittir diye dersem bu çıktığı devam ettir anlamına geliyor. Yani buradakiyle birlikte devam ediyor. Bunun içinde de şunu yazıyorum. Div diyelim. Klası call md 2 genişliğinde olsun. Ve burada style margin bottom 16 piksel şeklinde yapalım. Tabii burada divimizi kapatalım arkadaşlar. Bunun içinde de veri tabanından gelecek resimleri ekleyeceğiz. img diyorum. src. Burada veri tabanındaki row resimlerimizi çekiyoruz. Yani burada resim adlı sütunumu çekiyorum. Bunu da resimler büyük gözükmesin diye buraya img thumbnail şeklinde yazıyorum. Yani bu Bootstrap'ın bir klası arkadaşlar. Tabii bu çıktıyı ekrana bastırmamız gerekiyor. Öncelikle burada çıktı nokta eşittir diyerek yukarıdaki divimi kapatıyorum. Ve burada da çıktıyı ekrana bastırıyoruz. echo $çıktı diyerek ekrana bastırıyorum. Yani buradaki oluşturduğum divi burada kapatmış oldum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir hatamız yoksa gözükecektir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Evet, bir hatamız varmış demek ki. Burada bizim ne hatamız var ki? jawpick.php. Şimdi hatamızı görmek için şöyle bakalım. 38. satırda bir hata var diyor. İndekste 38. satırda resim göster nokta ajax ile başlattık. Function dedim, sonuç divimizi çektik html ile. Evet, burada nokta koyacaktım, koymayı unutmuşum. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi resimlerimiz bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi ben yeni resim yüklüyorum. Başka da resmim yok ki. Şuradan bir tane resim yükleyeyim. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunlar olmaz. Şuradan bir resim seçeyim. Farklı bir resim seçeyim ki anlayın diye. Şimdi bunlar salak saçma resimler zaten. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şunu seçelim.
Tamam, böyle rastgele bir resim seçiyorum. Yani bu resimlere bile takılan arkadaşlar var arkadaşlar. Ben rastgele seçiyorum bunları yani. Adam buna bile takılıyor. Şimdi kes, yapıştır. Şimdi bunu seçiyorum, yükle diyorum. Gördüğünüz gibi dinamik olarak geliyor arkadaşlar. Birden fazla resim seçeyim buradan. Gördüğünüz gibi dinamik olarak gelmiş oluyor. Resim yükleme olayı bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde resim birden fazla resim yükleyebilirsiniz. Başka da anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Seçip yüklüyorsunuz. Yani başka bir olayı yok bunun. Bu arada burada gördüğünüz gibi HTML'de yeni gelen bazı özellikler var arkadaşlar. Bunları da Udemy'de ki eğitim setimde yakında eğitim setimi paylaşacağım. Oradan da eğer alırsanız takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok detaylı bir şekilde bunların hepsini anlattım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu projeyi de indirme linki olarak paylaşacağım arkadaşlar. Videonun altında açıklama kısmından indirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa bize sorabilirsiniz. Ayrıca videomuzun açıklama kısmında Facebook adresimiz mevcuttur. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.